haberleri söyle. Bunların şey kalmaz. Doktor haber damlayı Papa şey. Bak, bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Beryansı'ndan mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç ile Beryansı'nın programıyla bu akşam yine karşınızdayız. Ama Türkiye'de yaz sıcaklarına rağmen gündem öylesine hızlı gelişiyor ki bir taraftan adadan, İmralı'dan basın toplantısı talebi var. Kaldı ki yeri de genişledi, iki oda bir salona geçti. Evleneceğiyle ilgili, evlendirileceğiyle ilgili rivayetler var ama şu bir gerçek ki yapılan müzakerelerde yakında çıkacağıyla ilgili de ciddi söylentiler var. Bu arada Yargıtay'da balyoz davası, sözde balyoz davası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca devam etmişti. Bugün pazartesi yine başladı. Çok dikkat çekici bir şey var Nihat abi. Avukatların savunma süreleriyle ilgili ben balyoz sürecini Silivri'de izlemiştim. Oradaki yani 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hayır konuşturmuyorum diyordu ama burada yüksek yargıda heyet son derece iyi niyetli görünüyor. Bugün başkanın çok ilginç bir sözü var. Diyor ki sözlü savunma savunmanın esasıdır. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Napolyon bir zamanlar avukatların dilini kesin demiş ama bu dilini kesmeyi gerçekleştiremeyince de bu defa imparatorluğa bağlılık yemin ettirin demiş. Bizde böyle bir şey yok. Dilediğiniz kadar savunmalarınızı yapabilirsiniz diyor. Bugün yine bir başka haber var. Türkiye'de hapishane gerçeği. AKP'nin yaptığı en büyük icraatlardan birisi Türkiye'de yeni hapishane üretmek, yeni hapishane inşaatları yapmak çocuklara dair. Yani çocuklar için de 10 yeni hapishane yaptırılacağıyla ilgili Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Yine hukukta, daha doğrusu Türkiye'de olmayan hukukta olağanüstü skandallar var. Bölge İdare 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu kez bugün Bölge İdare Mahkemesi durdurma kararını iptal etti. Yani Gezili, AVM, alışveriş merkezi ve o ünlü kışlanın inşaatına başlanması için herhangi bir hukuki şeyde kalmadı. Bu arada Suriye'de önemli gelişmeler var. Suriye yani Nihat Genç aylarca 900 kilometrelik yeni bir cephe açıldı. Burayı nasıl tutacak demiştiniz ama Suriye sınırında PKK bayrakları artık dalgalanıyor. Bu arada Ebu Musab'ın PYD tarafından yakalanan Ebu Musab'ın 500 kişiyle değiş tokuş yapıldığıyla ilgili de haberler ajanslardan düşüyor. Evet Nihat abi ne dersiniz? Tabii yani ne diyelim nasıl girelim lafa bilmiyorum. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş yani cümle tam böyle. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en azgın, en azılı ve en zalim iki örgütü. El-Kaide ve PKK yani evet. PYD aynı şey. İkisi bizim sınırımıza geldi. Tekrar edelim. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en azılı örgütü. Yani Amerika'nın altından kalkamadığı biri 30 bin insan öldürmüş, biri sarin gazı kullanıyor, insan ciğeri yiyor. Afganistan'dan işte 11 şeyde New York'taki ticaret şeylerine kadar yani en gangster diyelim daha ötesi yok. Yani 100 yıl önce de böyle sert örgütler yoktu. 200 yıl önce de yoktu. Bu kadar zalim örgütler. Kendi üyelerini öldüren, köylülerini yakan, işte PKK. Bu iki büyük örgüt nihayetinde döndü, dolaştı ve Kuzey Irak'ta sınır komşumuzda şu anda savaşıyorlar. Ve yetmedi bunun dışında Orta Doğu topraklarının en yaman örgütü. Yani sert yaman örgütü. Hizbullah da orada. Ve özgür sıçanlar dediğimiz Suriye'den kaçıp Esad'ı arkadan hançerleyen, dünyadan önce yüz olan, şimdi yüz bulamayan ÖSE denilen özgür sıçanlar onlar da orada. Ve şimdi biz teyakkuz halindeyiz. Eskiden şeyde yapıyor, nöbet tutuyorlardı. Kulelerden şimdi mekanize araçların içine girdi bizimkiler. Hani gazayla bir mermi gelir falan diye. İşte güya şey orada bir o 9 kilometrelik sınır artık kim kaparsa onun elinde. Kim kaparsa. Bana sorarsan bu 100 yıl sürecek bir savaş. Çok da kanlı bir savaş olacak. Çok da merak ediyorum o Hatay'dan
işte Kilislere, Anteplere, Ceylan Pınarlarına, buradaki halk 12 şeyde yerel seçimlerde kime oy verecek diye çok merak ediyorum. Yani evde uyuyamıyorlar, şeyde tarasta uyuyamıyorlar, çatıda uyuyamıyorlar. Evet. Çoluk çocukları parkta oynayamıyor. Her gün mermi sesleri ve savaşın içinde kaldılar. Buna rağmen gidip bu Tayyip'e oy verirlerse ne yapalım? Ne diyelim ki yani? Yani savaşın ortasında. Tabii Türk basını çok sert bir şekilde de şey yapıyor, örtüyor, perdeliyor olup biteni. Bitti yani. Şey, Machiavelli Prens'te geçirir. Machiavelli ünlü bir şey işte bu kuramcı şey kitabıyla işte Prens kitabıyla hükümdarlara öğüt veren bu kitabı siyaset biliminin en temel kitabı olmuştur. Eğer diyor kendinize büyük müttefikler seçmişseniz diyor onlardan diyor yararlanabilirsiniz diyor. Faydalı da olur diyor büyük müttefikler seçmeniz. Siz diyor bilgi alırsınız, yararlanırsınız. Ama büyük müttefiklere diyor gereğinden fazla bağlanırsanız hiç şansınız yok diyor. Bence bizimkiler gereğinden fazla bağlandılar. Ve hiç şansları yok. Tayyip Erdoğan Bey boşuna çırpınıyor. Bu şey vardır, dereye geçerken hepimiz dere geçmişizdir bir keresinde. O derede taşlara bakarsın, taşlara ayağını koyarsın, hani koya 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 öbür taşa atlarsın. Fakat dereyi geçmenin bir şeyi vardır yani, onun da bir kültürü vardır. Taş, ayağını attığın taşta fazla duramazsın. Evet. Dengen bozulur. Ayağını attığın zaman, bir taşa atladığın zaman hemen öbür taşa atlamak zorundasın. Hı hı. Yani çocuk da sen de ben de hepimiz böyle geçiririz dereyi. Bir taşa atladım, durdum. Ama bekleyeyim de öbürüne atlayayım, düşüneyim. Yok yani. Derenin tam ortasında düşünemezsin. Şimdi orada büyük bir kan denizi var. Kan. Fışkıra fışkıra dere getiriyor. Şelale gibi kan. Ve Tayyip Erdoğan Bey birinci taşı atladı. Amerika sayesinde, Avrupa sayesinde. Şimdi derenin ortasındaki o taşta kaldı. Denge bozuldu. Dün şey Davutoğlu Bey şey dedi, emri vaki yapmayın dedi PKK'ya, yani orada bir özellik yapmayın yani biz varız gibi. Türkiye'yi de düşünden değil, El-Kaide'yi düşündüğünden, yani kendisi çünkü El-Kaide tarafı. Ne olacak yani, karma karışık yani, ne olacak ki, nereye gidecek, getirdikleri yere bak. Bir huzurlu sınırımız vardı, 9 kilometre sınır, şimdi savaş haline geldi. Ve bir, bugünkü yorumlarda Türkiye bir savaşa çekiliyor, bunu yandaş medya da yazmaya başladı artık. Savaşın içine çekiliyor. Savaşın içine çekildiğini yeni mi gördünüz? Ta 6-7 yıldan beri Türkiye bu projeye işte sokuldu yani. Yani o kadar insan öldü. Hiç sesini duyduğunuz yok. Şey yaptığınız yok. Türkiye'de ne yoksulların sesini duydunuz, ne orada değil mi? Acı çeken insanlar, içeri atılan insanlar, hiçbirinin sesini duymadınız. Şeyin 4. Murat nerede tütün görürse, tütün, duman görürse cellatlarında gönderiyor. Duman ya, duman. Evet. Duman gördüğü yerde cellatları götürüyor adam. Öldürüyor yani. Dumandan artık tütündür bu diye öldürüyor insanları. Bir tane şairimiz yazmış. Diyor ki bu zararsız duman için bu kadar canı niye katlediyorsunuz ki diyor. Siz asıl diyor mazlumların ahından çıkan dumana bak. Yani mazlumların ahından çıkan duman. Siz oraya bak. Türkiye'de mazlumların, yoksulların, içeri düşenlerin, hakkı yenenlerin ahından çıkan dumana bakan yok. Şimdi silah sesleri buradan duyuldu Ceylan Pınar'dan da mecburen yani ordu bir şey almaya çalışıyor. Gitsin savaşsınlar yani. Bir iktidar 10 yıldır Obama'nın ağzına bakar mı? Ve Türkiye halkında, Türkiye'nin bütün medyası kalkıp Tayyip Erdoğan Bey'in ağzına bakabilir mi? Ağzına bakıyoruz. Resmen Tayyip Erdoğan ağzına. Tayyip Erdoğan oruçlu ağzı da oruçsuz ağzı da hala bize bugüne kadar doğruyu söylemedi. Hiçbir şekilde söylemedi. Yalan yanlış şeyleri getirdi. Suriye'de Müslüman öldürüyoruz. Şimdi Müslüman öldürüyoruz ama hani bir laf var tam oturdu. Cuk diye oturdu. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan evet. Olma var ya. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'na gidiyorlardı. Şimdi oradaki yani oradan da oldular. Yani şimdi şey İsmini vermek istemiyorum yani çünkü kabullenemiyorum böyle bir şeyi yani. Allah göstermesin Anadolu'dan olacak. Yani Mısır gittiğinde Sultan Abdülaziz'e söyledi, Sultan Aziz'e söylediler bu lafı. Kendi eliyle kendi kolunu kesen padişah diye. Mısır gitti ve dediler ki kendi eliyle kendi kolunu kesti. Tayyip Erdoğan Bey'e dış güçler ya da birileri girdiği müttefik ilişkileri kendi eliyle kendi kolunu kestirdi. Bu çok açık. Yine o dönemde söylenmiştir. Yani Mısır gidince
Yani sarayın şey yapmak için şairlerimi söylemiş. Tabii çoğu da cezalandırılmıştır. Mısır gitti diyor, koçanı kaldı ellerinde. Ne süreçler, müreçler, işte imparatorluklar kuruyordu. Koçanı kaldı ellerinde. Ramazan akşamları teravih konuşmaları yapıyor. Bizi dövecek Gezi Parkı'nda. Bak Orta Doğu topraklarında bir PKK meydan okudu sana, orada devlet kuruyor. El-Kaide, Afganistan getireceksin de El-Kaide'yi. Orada onları vuracak da bir şey olacak. Bu olacak şey mi? Tayyip Erdoğan Bey ne söylerse Türkiye'nin şeysi oldu yani. Yani anayasa meclis değil. Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkanlar yasa. Üstü diyor, tencere tava çalanlara da gidin şey yapın diyor yani. İş evet. Düşmanlık bilmem ne falan. Yani bu kadar yani, artık sınırı aşmışlar. Bu kadar şey olmaz. Şey diyor ki Kara Mustafa Paşa'ya bir gün kahya kadın gelmiş, demiş ki saraydan, kadınlardan sorumlu kahya kadın, bana 10 çeki, 10 araba odun lazım. Kara Mustafa Paşa sadrazamdan istiyor. Sadrazamda tabii 1000 tane işi var, unutuyor bunu. Aylar geçiyor, kadın padişaha şikayet ediyor. Diyor ben 10 araba odun istedim, bana göndermedi diyor sadrazam. Padişah çekiyor Kara Mustafa Paşa'yı. Senden diyor ona şey istiyordu, bu kadar diyor odun istedi, niye almadın diyor. Bu da biraz şey yapıyor, sızlanıyor. Ya padişahım diyor, sınırlarımızda 1000 türlü muhabere var, şey kavga var, dövüş var, muharebe var. Vallahi hatırımda kalmadı diyor. Olmaz böyle şey diyor. Hemen diyor aldı onu şey diyor. Yani şey demek istiyor, bu kadar mühim işler varken bir araba odunla mı beni uğraştırıyorsunuz getiriyor. Bu laf, bu dedikodu şeye gidiyor. Şeyhülislam'a gidiyor kulağına. Şeyhülislam da Kara Mustafa Paşa'ya bir şey gönderiyor, haber gönderiyor, diyor ki ona söyleyin diyor. Çeki odun, on araba odun mühim değil, sınırlardaki iş mühimdir gibi şeyleri kafasından silsin diyor. Devlet işlerinde mühim mesele padişahın ağzından çıkan meseledir. Gerçekten bizim için mühim mesele Tayyip Erdoğan Bey'in ağzından çıkan meselelerdir yani. Demek ki Türkiye'nin en büyük meselesi tencere tava meselesi. Değil mi ya, bu mühim meseledir. Ve burada büyük bir kavgaya girmiş. Bu şey çok Tayyip Erdoğan Bey, Obama şimdi Amerikan gazeteleri yazmaya başladı. Siz bununla çok yanlış bir ittifaka, müttefik ilişkiye girdiniz diye. Hatta James Wick Obama'yı eleştirirken Erdoğan'la ilgili halüsinasyon gördü diyor. Evet, yani bu tür şeyler falan başladı. Şimdi benim de görüşüm o yöndedir. Tam anlamıyla terk edilme durumu vardır. Hatta Tayyip Erdoğan Bey bu Ergenekon ve Balyoz davaları olmasaydı çok rahat çavezleşecekti yani. Çavez gibi meden, yavaş yavaş da meden okumaya çalışıyor. Çavezleşecekti ama yani Ergenekon ve Balyoz var yani. Çünkü çavezleşme girişiminde Ergenekon ve Balyoz'un ajanlığını ve tezgahını yapan ortak müttefiki Amerika gelip önüne koyacak. Bak Ergenekon da bunu yaptı. Bak askerleri böyle aldın içeri diyecek. Okuyacağız İngiliz gazetelerinden ya da Amerikan gazetelerinden. Amerikan elinde bunlar şey, dünyaya duyurmak için. Bakın diyecek, generalleri bu dijital şeylerle, sahte şeylerle içeri aldı diye. Şimdi bunlar olmasa Tayyip Erdoğan'ın şu anda tam Chavez dönemi, Chavezleşme dönemi. Yani basacak, anti-emperyalist, anti-kapitalist nağrılar atacak. Bunlar işte faiz lobileri, bizi öldürüyorlar. Bizim büyük devlet olmamızı istemiyorlar. Biz dünyada söz sahibi olduk, bunu engellemeye falan çalışıyorlar. Değil tabii. Ve burada büyük de para gitti yalnız. Yani sadece bizim enerjimiz gitmedi. Bakın 8 senede Türkiye'nin enerjisi gitti. Köylülerin elindeki, tarihlik günden beri köylülerin elindeki yaylalar elimizden gidiyor. Uzun bir hikaye, sonra laf gelirse anlatırım. Bu çok önemli bir şeydir. Bir aile olarak köylüyü ayakta tutma meselesi var. Şimdi köylü tarımı yapamıyor, şeyler yapsın, şirketler yapsın diyor batılı tarzda. İyi de sen muhafazakarsın. Muhafazakar insanlar aile, sosyal aileyi de ayakta tutacak. Bütün köylüler de köyde olsun değil yani, hiç değilse biraz da tut köyde. Tabiat bilgisi var, çiftçilik bilgisi var, toprak bilgisi var bu insanların. Kocagarı bilgisi dediğimiz bilgileri de var. Bir de aile muhafazakar olarak sosyal bir aileyi de ayakta tutsun. Yok, bunların elinden yaylalar aldılar, şirketlere veriyorlar. Çünkü en iyi tarımı onlar yapar falan. Bu kendi değerlerine de sahip çıkmıyorlar. Mimarları sivil kazanımdır. 50 yıldır, 100 yıldır insanlığın sivil kazanımı. Mimarların bir denetim şeyi var, gücü var, demokrasiye katılımı var. Mimarları da attılar. Aklınıza ne gelirse. Sayıştaylar da yok. Bütçeden o da geçmedi. Şimdi en önemli yerde Sayıştay. Niye bu sene bütçeden geçmedi Sayıştay? Çünkü oraya tuhaf paralar gitti Suriye'ye. Kimle gittiğini bilmiyor. Orada Afyon'da şey patladı. Cephane patladı. Gencecik çocuklarımız, anneler perişan. Kendi oğlun olduğunu düşün. 30 tane çocuk orada öldü. Sayısı kaçsa. Evet. Belki kaç bilmiyorum. 34, 30.
Bu kadar bir şey gitti oraya. Para yatırım yapıldı yani. Bir film çektiler orada. Bu çekilen filmi beğenmedi. Ki bu filmin en iyisini çeker Amerika. Amerika bir Hollywood. Yani tabii ki Amerika böyle yani. Bütün o Hollywood senaryosu gibi hazırlıyor. Bir yıldız parlattı Tayyip Erdoğan Bey. Başrole koydu bunu. Yıldız parlatmakla yani kendisi senaryo yazmakla kalmadı. Işıkçıları da tembih etti. Dünyanın bütün ışıklarının üstüne koydu. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de gazeteler 10 yıldır ılım İslam dünya lideri değil mi? Işıklar hep onun üstünde. Işıklar sizin üstünüzdeyken başrolü oynarsınız. Sonra senaryodan vazgeçti. Hollywood'un şeyse başak şey yönetmeni. Bunlar kaldı açıkta. Şimdi bunlar peki kendi başlarına bir senaryo çekebilir mi? Çekemez. Şu anda zor olan da o. Şimdi orada bir karışıklık var. Türkiye savaşa girecek. Şimdi Amerika yok. Orta Doğu'da müttefik kalmadı. Adamı kalmadı. Diyelim Suud para vermiyor. Orada işler de bozuldu. Tek başına nasıl ne yapacaksın? Yani bu filmin kalan yarısını sen çekebilecek misin? Çekemezsin. Bir de ne kadar para harcadın kimse bilmiyor. Bu ünlü bir ressam vardı. Salvador Dali. Çok önemli bir ressamdı. Gerçek üstücülük yani. O böyle bir ressam. Bir gün aklına esiyor. Avrupa'daki az sanatçılar şimdi bir gece yapmak istiyor. Az sanatçılar. Bir parti yapalım millet yardım etsin diyor. Fakat parti tabii partinin adı da gerçeküstü gece. Gerçeküstü gece olunca çok tuhaf şeyler yapıyor. Mesela geceye bir canlı zürafa getiriyor. İşte 50 metre boyunda bir yatak yapıyor. Yatak odası yapıyor. Yani böyle her şey abartılı, sürrealist falan böyle bir gece yapıyor. Gecenin masrafları toplanan yardımın 3-4 katı fazla çıkıyor. Yani yardım gidiyor, ölüyor. Gece, gerçeküstü bir gece yapayım, gitti. Şimdi siz burada Suriye'de bir ne alacaktınız? Petrol borularını mı kazanacaktınız? Esad'ın hazineleri mi alacaktınız? Ne alacaktınız bilmiyorum. Ama oraya yapılan yardım, ki gerçeküstü bir şey film çektiler. Sarin gazları, El-Kaide, Afganistan'dan geliyor. İstanbul'da toplantılar oluyor. Şeyden kaçan, Esad'dan kaçan generaller, muhalifler. Muhaliflerin arasında ekipler var. Kürtlü ayrı, Müslüman kardeşler ayrı. Bunları koordine ediyorsunuz. Bir film çekiyorsunuz. Film elinizde kaldı. Yaptığınız masrafa değmedi. Yani işin insani, vicdani her tarafını geç. Yaptığınız masrafa değmedi. Reyhan'da o kadar insanımız öldü. Şu anda hala orası teyakkuz içinde. Mersin, Adana, Hatay'daki turizm öldü. Değil mi? Hayat öldü. Maddi olarak da zarardasınız. Kültür olarak zarardasınız. Bir daha bu insanların yüzüne nasıl bakacağız? 30 yıl oradan çıkamayız. Para olarak ne yaptınız ettiniz kimse bilmiyor. Ödeneklerden nasıl gitti? Bu giden silahların Türk Silahlı Kuvvet'ten çalındığını çünkü söylüyorlar orada bulunuyor silahlar. Bunda yabancı basın yazıyor yani. Markası şu, bombanın şeysi şu diye. Bizim şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri de bu konulara iş girmiyor. Ama ortada, mal ortada. Nedir bu? Bunu çektiler, bir yere çektiler. Tayyip Erdoğan Bey, bana sorarsan şöyle oldu. Tayyip Erdoğan Bey'i bir yere çektiler. Tayyip Erdoğan'ın bir boşluğu vardı. Davutoğlu da Tayyip Erdoğan da üstüne şey yapmayan tek başına. Davutoğlu da var. Evet. Yani bu ikisini buldular. Bunlar ideolojik odalardı. 17 yaşlarında bir psikolojik boşlukları vardı. Bunları mistik yazarlar, mistik bir tuhaf tuhaf din adamları nasıl işlerinde bir oyma yapmışsa bu adamlar neyse doymuyor. Yani mesela ben yani insan bir düşünür. Yani Ergonokon'da bütün muhalifleri aldın. Balyoz'da aldın, Oda TV'de aldın, Türkiye'nin bütçelerini aldın, yaylaları aldın, belediyeler aldın. Otur bir zıkkımdan bir bekle be. İnsan bu kadar şey yedi, ağzını temizlemek için bir iki dakika bekler yani. Bir hazmetme zamanı olur. Yani bir otur, iki dakika otur, bir sakinleş abi. Ya ne yedik de yani. Değil mi? Bir üç gün vakit geçir. Daha bunların salyası ağzındayken lopur lopur pat Suriye'ye savaş. Doymuyor. Ama onun doymadığını bilenler var. Yani bunu çok verdiğim bir örnek var. Çok doğru bir örnektir. Bu Napolyon'un Moskova Savaşı'nda yenilmesinin sebebi budur. Savaştan sonra Çar'la Napolyon'un yani Aleksandr'la Napolyon'un psikolojisini çok tahlil etti Batılılar. Napolyon niye yenildi? Muhteşem bir ordu. O tarihe kadar en büyük ordu. 450 bin kişilik bir ordu. Çar bundan meydan savaşı vermedi. Çekildi. Sonra ağaç susuz, atsız, arpasız, buğdaysız, su depolarını zehirlendi. Çar bir şey dedi. Bu adam dedi gelecek dedi. Saldıracak dedi. Ben dedi bununla yüzleşirsem mahvolurum dedi. Bunun dedi içinde bir boşluk var dedi orayı dolduramıyor dedi. Kendi dehasını sergilemek istiyor. Türkiye'de öyle. Tayyip Bey biz yazamadık çizemedik. Ama Amerika bunun içinde büyük bir boşluk olduğunu gördü. Psikolojik daha derin bir dehşetengiz korkunç bir boşluk var. Şu anda Kuzey Irak'taki 900'lük sınırlık aslında Tayyip'in içindeki 900 kilometrelik boş çöl mekan.
Tayyip'in içinde var o mekan. Tayyip Bey'e o kadar belediyeyi ver, makamları ver, bürokrasileri ver, dolmuyor, doymuyor. O çukuru boşa, o içinde 17 yaşında o mistik yazarların açtığı bomboş, anlamsız çukuru dolduramıyor. O çukuru oysa adaletle doldurabilirdi, huzurla doldurabilirdi, eşitlikle değil mi, kardeşlikle doldurabilirdi. Ye. Obezite hastası gibi tıkıştır. Mide çekiyor bir saatten sonra. El otomatiğe bağlanmış. Sen geliyorsun Suriye'ye saldırıyorsun. Ne yapacaksın Osmanlı İmparatorluğu? Osmanlı'yı da alsa yetmeyecek. Mekke'ye doğru inecekler daha aşağıya değil mi falan. Kanuni Özdemir Paşa'ya göndermişti Aden'e. Bütün buraları aldı. Onun bir mantığı vardı. O büyük kültürün yani imparator olarak mantığı. Sen nesin? Elinde ayranın yok içmeye. Tahtı var elle gidiyorsun. Nereye? Amerika sana bir kahyalık rolü vermiş, abartmış, senin psikolojisi bozukluğunu bulmuş. Neyini bulmuş? İçindeki boşluğu bulmuş. Çekti, şimdi getirdi bunu. Suriye çöllerinde Tayyip Bey'i yalnız bıraktı. Tayyip Bey şu anda yalnız. Tayyip Bey'in senaryosu da yok. PKK'ya mı vursun, El-Kaide'ye mi ne yapsın, öbür tarafı mı versin? Kenara çekip düşünecek lafı yok. Davutoğlu diyor ki emri vaki yapmayın. Sizin Davutoğlu'nu kim takar bu saatten sonra? Yani Davutoğlu Bey... Oldu Yalova Kaymakamı 2 dakikada. Tabii PKK dinliyor mu? Hadi dinledi mi? Evet. En son geldiğimiz yerde de bari diyor Apo diyor ki beni diyor gazetecilerle her gün baş başa bırakın. Yani basın toplantısı gibi yani bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı gibi ben başlayayım bu işe diyor. Siz süreci götüremiyorsunuz diyor dışarıda. Ben diyor işin başına geçeyim diyor. Bunun için de basın gelsin yanıma diye. Bu budur yani beni aleni başkan yapın diyor yani. Yani evet. Aleni başkan yapıyor. Hükümet sözcüsünün açıklamaları. Evet yani evet. Ben süreci götüreceğine göre falan orası da otele döner. Basın toplantısı olduğu zaman orası da otele döner. O da otelde kalıyor ve her gün basın şeysi veriyor. Geldiğimiz yer burası. Bugün Türkiye'de Tayyip'ten sonra Türkiye'nin tek parça kalacağına inanan insan kalmadı. Getirdiği yere bak. PKK savaşarak kendi doğrultusunda buna uymayarak bu sorun nedir? Tayyip Bey kendi kendine dedi ki ben dedi seçime kadar dedi işte havalanları da açarım, millete kandırırım. Seçime kadar bu süreçte PKK'yı oyalarım. O saate kadar da işte kendimi güçlendiririm. Ondan sonra da hani bir şey derlerse de postamı koyarım. O zamanı, bu zaman arıyor Tayyip Bey. O zamanı PKK Kuzey Irak'ta çok iyi buldu ve kullandı. Ve hiçbir şans vermedi. Ve hiçbir şans şey yapmadı, tutmadı. Bu orada hazırlandı, bir karanlık gece hazırladılar. Dehşetengiz, korkunç bir şey hazırlandı Suriye'de. Kan gövdeyi götürüyor. Salvador Dali'nin gerçeküstücü bir gece sahne. El-Kaide ciğer yoğun teslim ediyor. Çeçen emirler. Emir. Ne demek emir? Emir. Emir işte hiç kimse o birkaç kasabayı almışlar. Kasabalarda kimse başı açık dışarı çıkamıyor. Herkes dört kara alıyor. Şu anda bütün o askerler 12 yaşında kızlar nikahladı kendine. Şu anda orada. Gerçeküstü, sürrealist bir tablo bu. Davutoğlu'nun eliyle ve Tayyip'in eliyle hazırlandı. Ambulanslar silah taşıyor, gidiyor, geliyor. Bu hazır sahneye bak. Biz buraya niye geldik? Türkiye'nin 10 yıl öncesine döndüğün zaman değil mi? Bir bakın Türkiye'ye. Ermeni sorunu çözülüyordu, Kuzey Kıbrıs sorunu çözülüyordu. Avrupa Birliği'ne giriyorduk. İleri demokrasi, yeni bir tıpkı protestan ahlakın kapitalizme dönüşmesi gibi Türkiye'de bilmem ne oluyordu. Hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ve bütün gazeteleri nüfuzuna geçirdi. Bütün şeyleri televizyonlar nüfuzuna geçirdi Tayyip Bey. Sessiz kaldı. Aklına gelen bütün muhalefetleri içine attı. Niye? Bu savaşı hazırlamak için. İnsan diyor lan bu kadar askerini içeri attım. PKK'yı şahit gösterdin. Evet. Askerlerini içeri attın. Git savaş o zaman. Git bir şey kazan. Yok. Orada da koskoca Türk ordusu da PKK'yı da yenemiyor, El-Kaide'yi yenemiyor, ÖSE'ye de lafçı getiremiyor. Orada üç tane şey, çapulcu örgüt, eşkıya örgüt ya da illegal yani böyle şey. Bu örgütlere dahil. O kadar da generali de içeri attılar. Bülent Arış Bey ne dedi? Dışarı çıkamıyor. Bülent Arış Bey iyi ki bunlar savaşmamış dedi. Değil mi? Öyle bir laf attı yani böyle insanın hani. O İyi ki bu orduyla savaşa girmemiş. İçerideki o generalleri de yani ağrına giden bir şey söyledi yani böyle laf çaktı yani. Şimdi kendisine sormak lazım. Siz çok iyi savaşıyorsunuz maşallah. Bir PKK, bir El-Kaide, bir ÖSYM'nin sıçanları sizi eline almış oynatıyor koskoca devlet. Onlar devlet bile değil. Birer sıradan örgüt. Ve sizi kalkmış oynatıyor. Paranızı yediler, zamanınızı yediler. Sizi dünyaya rezil ettiler. Ilımlı İslam'ınızı dünyaya rezil ettiler. Süreç dediğiniz sürecinizle dalga geçtiler. Siz bir oyun kuruyordunuz, onlar oyun içinde oyun kurdular. Obama sana beyzbol sopası gösterip o kurdun kafasını kırmak için göstermedi onu.
O beyzbol pasasını ben kurda kafayı parçalamak için değil, sersemletmek için. İki tane indireyim de bu adam kahyalıktan garsonluğa gelsin, haddini bilsin diye. Bu kadar hazırlanmış şey niye yok etsin ki Obama yani? O kadar deli değil. Bu şudur. Türkiye'de bu siyasi iktidar, şimdi dışişlerinde de onu yapmaya çalışıyorlar ya, sıradan adamları diyelim dışişlerinde görevli şey yapıyorlar, atıyorlar. Sonra onlar dışişlerinde sanki kariyerle gelmiş, mezun olmuş, imtihanla kazanmış gibi elçiliklere gidecek sıradan insanlar. Yani bu tapu katastro memurunu alıp müsteşar yapmaları gibi, dışişleri gibi çok soylu ve geçmişi olan bir kurumda da böyle bir kariyerle oynamaya başladılar. Bütün bunlar niye? Zekaları yok, entelektüel bilimleri yok, hiçbir şeyleri yok. Onların tek bir şeyi vardı. O da Hollywood. Evet. Hollywood senaryosu, Amerika Hollywood senaryosuna Bush'tan sonra Türk ordusu Kıbrıs, Kuzey Irak'a girmeyeceğim dedikten sonra cezalandırma kararı aldı. Bunun peşine kalktılar, Tayyip Erdoğan Bey'e büyük bir rol verdiler. Başlığıyla getirdiler, ışıkları yaktılar. Ilımlı İslam ışıklarıyla dünya doldu. Şimdi de bu işlerine gelmedi, attılar bir kenara. Bunların şu anda Suriye'deki bataktan çıkacak gücü yok. Türkiye'yi böyle 10 yıl, 20 yıllık değil, Türkiye'yi 30-40 yıllık büyük bir hüsran bekliyor. Bu sınırda, 900 kilometrelik sınırda böyle bir şey bekliyor. İsrail. İsrail kimdir? İsrail Orta Doğu'da tek karısı, tek nikahlı karısıdır Amerika'nın. Sen bunu bile bile giriyorsun, kuma yazılıyorsun. Ya kuma, Amerika'ya kuma oluyorsun. Amerika şimdi birinci karısı İsrail'i boşayacak, seninle şey yapacak, cilveleşecek. Mümkün mü? Böyle günlerde birinci karısına döner. Sen ikinci karı olmuşsun, üçüncü kuma, dördüncü kuma olmuşsun. İşte kumayı da getirdiği yer burası. İsrail istediği nedir? Bölgede, Mısır'da da huzur olmasın, Suriye'de huzur olmasın. Ne kadar buradaki istikrarsızlık çok olursa benim hayrıma diyor. İyi, şimdi bunu Türkiye'ye planladı. İsrail başarılı burada, çok başarılı. Türkiye'yi içinden çıkılmayacak bir kargaşaya soktu. Şu anda Türkiye'de içeride yatan insanlarla, muhalefetle, siyasi iktidar onlarca yıl çatışacak. Sınırlarda başka bir çatışma, içeride başka bir çatışma. İsrail herhalde def çalıp oynuyor, ne kadar güzel. Suriye'yi kan gölüne götürmüş. Mısır'da işi bozmuş. Orası da 40-50 yıl, 100 yıl toparlanmaz. Bakın evet. İsrail ve Amerika'nın projesi ne kadar büyük. Ne yaptılar? Tayyip'in bu içindeki hırsı. Tayyip hırsını kalktı. O hırsıyla biz Tayyip'in hırsının hamalı olduk. Yani onun hırsını biz taşıyoruz. Dövüyor bizi hırsıyla. Yorulduk. Ama yani Tayyip'in hırsını biz içeride yorulduk ama yorulmayanlar var. Tayyip'in hırsına ya ne bu diyenler var işte Amerika dedi. Senin hırsınla mı uğraşacağım dedi. Kalkıp bir de imparatorluk kuruyorsun Mursi ile. Bir de imparatorluğu da seçici kuruyor. Ehli sünnet olacak. Evet. Yani Kürt olursa onu kenara şöyle yani hepsini ayarlıyor. Şey de öyle. Şimdi burada bu benim gördüğüm şudur. Tayyip Erdoğan Bey ve ekibi Davutoğlu Bey bunlar müttefiklik ilişkisini karıştırdılar. Bir ülkeyle nasıl müttefik olunur bunu bilmiyorlar. Yani bakın eğer senin bir takım ihtiyaçların varsa senle benim aramdaki ilişkiyi konuşayım. Yani iki insan arkadaşlığı, iki insanın dostluğu. Benim senden ihtiyacım varsa, sana gereksinim varsa seninle ben dostluk kuramam. Çünkü ihtiyacım var senden. Seninle kuracağım bütün dostluk çıkar ilişkisine bağlı. Dostluk kuramazsın. Bu insanlar dostlukla, arkadaşlığı, müttefikliği, bütün bu değerleri birbirine karıştırdılar. Senin Amerika'ya ihtiyacın var. Sen Amerika'yla dost olamazsın ki. Amerika sana bu kementi atıyor ve süründü şu anda süründürüyor seni. Keşke sen sürünsen. Biz sürünüyoruz. Ülke sürünüyor. 10 yılda geldiğimiz yere bak. 10 yılda geldiğimiz yerde altından kalkınamayacağı bir yere geldik. Biz bu kadar üniversite, bu kadar genç çocuk, bu kadar işsiz, bu ekonomi, bu köyler, bu henüz bir yatırım yok, henüz bir sanayi yok. Değil mi? Geldiğin nokta bu mu? Chavez gibi kredi kartlarını yasaklayalım falan diyor. Ne dediğini, ne yaptığını ekonomistler de bilmiyor. Anlamıyor. Bir şeyden yani geldiğimiz yerde bu anlaşılmayan bir yere geldik. Türkiye tam anlamıyla kilitlendi ve düğümlendi. Bu düğümden biz çıkamayız. Bizim adımızdan kilitlendi ve düğümlendi. Bunlar zaten kilitlendi ve düğümlüğünü anlamıyorlar. Bunlar şu anda kanser hastası gibi ki bu şeyde vardır ya, mistik insanlarda daha çok vardır. Biz de kansere düştüğümüz zaman olmayacak otları şifa diye kullanırız yani. Bir umut diye. Ama bunlar biraz fazla kullanır. Şimdi bunlar kanser hastası gitti. Gidiyor kesin. Yani siyasetleri kanser hastası. Ve bir şifa umudu bekliyorlar. Bu saatten sonra ne şifa umudu? Nereden gelecek bu şifa? Suud'dan gelmiyor şifa. Amerika'da da gelmiyor. Hollywood ışıkçılar da kesildi. Sen nereden bir şifa gelecek sana? Nefesi kuvvetli bir hoca bulurlar herhalde. Bakın büyük devlet adamları bir yerde bırakırlar. Bak acı tecrübe yaşar. Hayal kırıklığı yaşar. Yani Napolyon dediğin adam, Sezar, bu büyük insanlar
Bir yerde aptallıklar ve delilikler yaparlar ama bir yerde der ki tamam der. Ülkem yanmasın. Çünkü ülke gidiyor. Ülke esir olmasın diye, ülke mahvolmasın diye geri çekilmeyebilirler. Tayyip Erdoğan Bey'in bilmediği bu. Geri çekilmeyi bilmiyor. Geri adım atmayı bilmiyor. Oturmayı bilmiyor. Durmayı bilmiyor. Beklemeyi bilmiyor. Eğer bir şey devlet adamıysan sen acı tecrübeyi göreceksin. Ha. Şimdi benim partim iş açtı, ülkem gidiyor deyip geri adım atacaksın. Bekleyeceksin, duracaksın. Böyle büyük bir sorumluluk ele geçeceksin, şey göstereceksin. Bunlarda böyle bir ülke sorumluluk yok. Şu anda bizi ürküten de bu. Kilitlendiğimiz nokta dediğimiz yer de evet. Burası. Bunlar şu anda yanıyor. Bizi de hep beraber Türkiye'de biz benimle yansın. Ve bundan sonra gelecek, bu çöküş başladı. Bundan sonra gelecek 3 sene yani bunların yavaş yavaş piyasadan çekilmesi, ölmesi çok bizim haşat ederek, bizi daha çok döverek, bizi daha çok içeri atarak, Türkiye'yi daha çok karıştırarak böyle bir mahvoluşa doğru Türkiye gidiyor. Bunları söylemek istemem. Görünen manzara bu. 900 kilometrelik sınırda kan gövdeyi götürüyor ve Türk ordusu yavaş yavaş içeri çekiliyor. Bu politikalarla, bu Osmanlı rüyalarıyla. Birkaç cümleyi tekrar edelim. Dimyat'a yani çok söylerim şeyde, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Tıpkı Mısır'ı verdiğin gibi. Sağ kendi kollarını kendi elleriyle kestiler. Değil mi? Mısır gitti, Koçan'ı kaldı. Osmanlı İmparatorluğu diyordun. PKK kurdu, sen evet. Kan Gölü'nün ortasında dereye geçemeden orada şimdi dengeni sağlamaya çalışıyorsun. Barzani de çağrı yapıyor. Dört ülkenin Kürt kuruluşlarına yeni bir konferans yapalım. Yani İran, Suriye, Irak ve Türkiye'deki o da davet ediyor. Hadi gelin beraber yapalım. Tabii fırsat fırsattır diyorlar. Hani büyük rüyalar görüyorlar. Bu büyük rüyaların da toprak olarak. Şimdi adamlar bir büyük rüya gördüler. Gördükleri bu rüyada en büyük rüyaları şeye kadar, Akdeniz'e kadar açılmak. Bu rüya kısmen bir yere kadar geldi. Evet. Bu rüya yani kanlı canlı bunu görüyorlar. Şurada El-Kaide'yi de halledersek, Öseyi'de neydi o Özgür Şanlar olsun halledersek bu iş oluyor diyor. Çok canlı bir şekilde işin içine giriyorlar. Bu çok nettir yani. Çok net görmüşlerdir. Yani Allah onlar bir dedi, üç yağdırıyor, beş yağdırıyor. Biz Özal'dan beri üç ver Özal işte bir koyup hani neyi alacaktık? Bir koyup üç alacaktık. Aldı işte. Bak kim alıyor? Bir koyup üç alıyor, Barzani alıyor, başkası alıyor. Demek ki burada Türkiye dış politikası yönetilemediği çok net ve açıktır. Rüyalarla yönetilmez, reel politikayla yönetilir. Bir ülkenin coğrafyası tehlikeye girmiştir, haritası tehlikeye girmiştir. Değil haritanın içinde kurşun sesleri, harita böyle tehlikeye girdiği an bu hükümet duramaz. Duramaz. Zaten duramayacağını bildiği için de bu muhalefeti ezdi geçti. Ya duramaz ya, harita gidiyor, coğrafya gidiyor. İşte gözümüzün önünde oluyor. Gidip şimdi televizyonu aç gene orada. Türkiye'yi soktukları nedir? Evet. Dehşetengiz bir gerçeküstü bir yere soktular. Ne desen inanamıyorsun kardeşim ya. Nasıl desen inanamıyorsun. Buna ben akıl sır erdiremiyorum yani. Burada çok doğru düzgün de bir şey konuşamıyorsun. Evet Nihat abi, ben hafta sonu Antalya'daydım. İlginç bir şey, bu mevsimde Antalya'da otel bulmak bile neredeyse imkansızken bu sene oteller daha %50'ye bile gelemedi. Yöneticileriyle görüştüm. Şöyle söylediler. Yani Reyhan'daki o patlamadan sonra rezervasyonlar olağanüstü iptal edildi. Ve bu yüzden turizmde de bu sene ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu hafta, yine geçtiğimiz hafta ilginç bir şey oldu. Yani Oda TV davasından da tutuklu olan. Bir tek o kaldı zaten Oda TV davasından. Yalçın Küçük'le Hanif Avcı kaldı. Hanif Avcı'ya örgüt üyeliği, yöneticiliği, yataklık etmek, ruhsatsız silah bulundurmaktan 15 yıl ceza verildi. Yani hatta yani evinde bulunan silahlar ki ruhsatlı silahlar, bunlardan bile ceza verildi. Bu dokunan yanıyor. Yani ya çok acıklı bu Hanif abicinin durumu, çok acıklı bu Veli Küçük'te de öyle. Yani bunlar nasıl dışarıda bir hayatlar olur, memuriyetler olur. Biz de bu hayat ve memuriyetlerin siyasal olarak karşılığında insanlardık. Fakat insanlar içeri çıkınca da bu dışarıdaki siyasal karşıtlığımız yüzünden bu insanlara böyle sahip de çıkan bilmem ne yapan da bir şeyler yazamadık, edemedik. Şimdi mesela Hanife Avcı bana sorarsan dünyanın en acayip filmi ya. Ya bu kendi adamları fakat bir gün gerçekleri görüyor ve bir kitap yazıyor. Tam anlamıyla infilak ettiriyorlar adamı. Göz göre göre bu kadar büyük cezalar veriyorlar ve kendi adamlarına veriyorlar. Ve bu adamı aslında savunması gereken bizler de
Yani savunmamız lazım 3-5 cümle olsun. Daha önce de siyasal karşıtlığımız olduğu için elimiz varmıyor. Yani oraya da yetişemiyoruz diyelim yani. Ya da hala bir tedirginlik yaşıyoruz. Çok acıklı bir hayat hikayesi. Göz göre göre sen nasıl cemaatsin bunları yazarsın, söylersin deyip herife işkence yaptığı örgütten, yani elemanların işkence yaptığı örgütte üye olmaktan, yataklık böyle, yapmaktan. Ya bu olur bir şey mi? Bu anlaşılır bir şey mi? Allah'ım ne bu ya? Ya daliler, maliler hepsini geçtik uçtu yani. Bunu anlatsa anlatılmaz. Batı'da söylense, birine söylese, yazsak 200 yıl sonra insanlar inanmaz. Bu büyük şeylerde hepsine Allah yardımcı olsun. Bunlar ne olacak? Hepsi çürümeye terk ediliyor bir de. Dilekçesi yok, şikayeti yok. Bir yargılar süreci bir de bunun 10 yıl sürecek. Sen ağladın, ben ağladım, kaldık. Bitti. Bu kadar büyük haksızlık ne olacak? Yani bu cemaat denen insanların Allah'ı yok, dini yok, hiçbir şey yok. Yani bu nedir abi? Bir insanın bir izan olur, adalet olur. Osmanlı'nın en pespaye Deli İbrahim dönemlerine bakıyoruz. O günlerde de bile yok bunlar. Kösem Sultan dönemlerine bakıyoruz. O günlerde de yok bunlar. Ya evet. Asgari böyle minimum minimacık bir adalet olur ya. Uyucundan kıyısından. Ya böyle bir şey olmaz ya. Karakuşu diye bir ünlü bir 1000 yıl İslam coğrafyasında böyle absürt hükümleriyle karakuşu vardı. O oldu. Yani karakuşu katı diye bir şey vardı. Kitapları var hala. O oldu. Ya bu nedir? Şimdi geçen diyor ki o Radikal Gazetesi'nden işte birisi Nurcuvazi diye bir şey bahsetti, bir bilim adamı. İşte bu yeni bir sistem, zenginler geldi falan, bunlardan bahsediyor. Eleştirel değerlendirmeler yapıyor, sosyolojik değerlendirme yapıyor. İşte yeni bu Nurcuvazi de yiyor içiyor anlamı diyelim. Şey cemaatin sözcüsü, bu cemaatte sözcülük rolü de oynayan, yani hizmet deyip sözcülük rolü oynayan hemen devreye gidiyor, gazeteye haber gönderiyor. Biz yemiyoruz diyor, AKP yiyor diyor. Evet. Böyle bir cevap veriyor. Biz yemiyoruz diyor. Bir de orada bir cümle de kullanıyor. Diyor ki bu iş teoloji boyutlarını açtı. Yani Allah din boyutlarını açtı. Yani karşı taraf öyle diyor ki Allahsız dinsiz demeye getiriyor. Şimdi bu adama da sormak lazım, bu cemaatin sözcüsü. Hani öyle bir pozisyonu varmış. İzmir'de bilmem nerede bütün belediye çalışanlarını senin savcıların içeri aldı. Madem yeniliyor bütün savcılar eminim de söyle. Sen niye bütün savcıları göreve çağırmıyorsun da kendi elemanın arkadaşın diyelim. Hadi en iyi öyle diyelim. Cemaat arkadaşın diyelim. Nur kardeşlerin diye, Nur talebelerini oraya göndermiyorsun da incelemeye. Töhmet altında bırakıyorsun AKP yeni zenginlerine. Girmişler mi birine, böyle bir şey var mı? Bu çok daha şey gelecek. Yani bunlar bir kere Amerika bunları aldı önüne 10 yıl getirdi. Bu şey vardır. Bisikletçiler önde, bisiklet yarışlarında işte seyredersen görürsün. İlk önde gidenin arkasına dizilirler. Niye? Rüzgarı öndeki yesin. Evet. Biz yırtalım. Son finale doğru geçeriz onu. Evet. Fakat arkaya dizilmelerinin sebebi, yani bir arkaya dizilmelerinin sebebi onun rüzgarı emlesin, rüzgardan sakınalım yani. Evet. Bunları Amerika aldı götürüyor, FBI, cemaati, Tayyip'i bu saate kadar bunları o rüzgardan korundu yani, o rüzgar yüzlerine çarpmadı önde çünkü onlar gidiyordu. Şimdi o çekilince bir kenara, tabii FBI daha çekilmedi, cemaat sağlam yani, FBI daha kullanır bunu bir 20-30 sene daha çok aramızı alacak. Ama bunlar rüzgarla karşılaştı. İlk rüzgarla da devrildiler. Karmakarışık oldu. Düştüler yani. Cantman kalmadı. Kayışlar koptu. Şimdi görüyorsun bu bana diyorlar ki sen çok sert yazılar yazıyorsun. Benimden sert konuşuyor cemaatin adamı, Tayyip'in adamı. O ona diyor ki sen yiyorsun, sen dinsizsin, yiyenler dinsizdir. Özel hayatlarıyla ilgili. Özel hayatlarıyla ilgili. Neyse buraya taşımayalım. Bu tür şeyler döndü dolaşıyor değil mi? Ne bu? 80 milyonluk bir ülke, yüzlerce üniversite bu kadar değil mi? Yetişkin insanı var, mühendisi, bilim adamı hepsi var. İki tane insan el almış bize elinde oynatıyor. 10 yıl sonra geldiğimiz noktaya bak. Allah dedik, Muhammed dedik, girdik işe. Şimdi sen yedin ben yemiyorum'a döndük 10 yıl sonra. Kavga bu. Evet. Sen yedin ben yemedim. Sen çok yiyorsun ben yiyemiyorum. Ben geriye kadar yiyemedim. İkisinin paylaşım kavgasına düştü. Sadece ikisi bir paylaşım kavgasına düşüyor. Bir de PKK girdi. Bakalım işte. Bunların kavgasını seyrediyoruz. Gerçeküstü bir Türkiye. Darmaduman olmuş bir Türkiye. Aklını kaybetmiş bir Türkiye. Tamamen sersemleyip Obama'nın darbeleriyle, Batı'nın yıpratma savaşıyla da bu son günlerde tam anlamıyla da kafa sersemlemiş bir ülkedeyiz. Hiç şansımız yok. Bizi daha da yenildikçe bunlar suçu yine bize atacaklar. Mağlup oldukça, düştükçe yere, Kuzey Irak sınırında ve bu Suriye sınırında da haşat oldukça yine bunun acısını bize çektirecekler. Suçu bizde bulacaklar. Lafı yani getirip lobi dedikleri aslında biziz yani. Televizyonumuz yok, konuşmaya bilmem neyimiz yok. Yine suç bize kalacak.
Ve bütün bunları da oruçlu ağızlarıyla yapacaklar. Şimdi de teravih şeyleri, iltimatonları başladı. Teravihden sonra teravide konuşuyor, teravide şeyleri veriyor bize. Hutbesini okuyor teravide. En son verdiği hutbede bunlar işte. Tezcire tabağı selam varsa şey yapın. Evet, şikayet edin. Halkına ispiyoncu. Yani bu Müslüman halkına, bu tertemiz insanlara da ispiyonculuk. Komşunuza düşman olun. İç savaş yaşayın. Bilmem ne şikayet edin. Başka bir şey de görürseniz şey yapın gibi. Olacak şey mi ya? Siyaset adamına yakışır mı bunlar ya? Bunlar yani normal sokakta basit bir insan. Yani 5 yaşında çocuk sınıfında yapsa. Evet. Yani o çocuğu annesi okuldan alır ya. Denir, evet, evet. Çocuğun yüzüne bir tane patlatır, oğlum sen ne yapıyorsun daha birinci sınıfta bunu diyorsun. Bunu diyen adam da 60 yaşında. Güya siyasi bir yerden geliyor. Ve bunu din diye Allah diye yapıp insanları birbirlerine kışkırtmak için her şeyi yaptılar. Alevilik yaptılar, etnik milliyetçilik yaptılar, her şeyi yaptılar. Şimdi sıra komşu komşuya geldi. Her yeri de zorluyorlar. Ellerindeki bütün kışkırtıcı mekanizmaları, bütün pislikleri de kullanıyorlar. Bu ne ya? Çığırından çıkmış ya. Ne görüyorum ya? Bu yaşadığımız şeyleri günlük diye yazsam, not alsak, yarına kalsa ya inanılır gibi değil ya. Nihat abi, bu arada bir şey daha var. Özellikle Hatay'da artık 50. gününe giriyor direniş. Orada bu sabah başlayan operasyon var. Yani özellikle Armutlu bölgesinde gençler gözaltına alınmaya başlandı. Sık sık gün boyu da devam etti. Bakalım ne olacak? Yani. Ya tabii bu şey, bu gezi olaylarından dolayı bunlar sanıyor ki biz ne kadar tutuklarsak. Ya Vietnam Savaşı'nda 100 bin kişi tutukladı, baş edemedi. 3 bine gelmiş bunlar tutuklaması, 2 bine. Bu sayı 200 bin, 300 bine de gelse durduramazlar. Bunlar daha çok gaz sıkarsak da, işte bunları da tutuklarsak, gözdağı verirsek de, tencere çaldırmasak da falan. Şansları yok. Yani bu buradan çıkamaz. Baskıyla kurulmuş düzen yok yani. Yok, hele modern toplumda hiç yok. Evet. Bu yıl patlamaz, gelecek yıl patlar. Seri seri patlar, bir daha patlar. Siz adil olmadıktan sonra, bunun bir de kolay yolu var. Adil olun. Evet. Orada Ergenekon balyo sürecinde mahkemeler var. Bir adalet getirin. Bakın adalet insanları nasıl gevşetir. Değil mi? Onların sokağa çıkmasını önlemek istiyorsanız adaletle davranın, hukuki davranın, insan davranın. Bir normal insan gibi konuşun ekranlarınızda ve insanlarınız elinize bir kırbaç almışsınız. O kırbaçla döve döve. Bir de böyle fare sürülerini haşlar gibi de konuşuyorsunuz. Böyle bir aşağılama dili var. Sen kimsin aşağılıyorsun ya? Boyun ne, posun ne ya senin? İşte gördük 10 yıldır konuştuğun lafları. 3 tane laf 10 yıldır döndürüyorsun. Alevisin, nüküm bilmem ne. Başka da dediğim bir şey yok. Türkiye'ye kattığınız ekonomik bir artı değer yok. Türkiye'ye kattığınız kültürel bir ürün yok. Bir değer yok be. De bütçenin parasını gidip müteahhitlere verip Karadeniz'e sahil yolunu tamamlamışsın. 3 tane yol açmışsın. Ya bunu köyden muhtarı geçsek bunu yapar. Kim? Herkes yapar. Bizim kapıcı, aşağılamak için söylemiyorum. Kapıcımızı koysak oraya, o da yapar. 3 tane muhtarı çağıracak, Ankara İstanbul arasında yol yap, bitti. Yani entelektüel bir üstünlük, bir kültürel, bir artı değer, fazladan bir şey. 10 yıl yok. 10 yıl önce neyse bugün de öyle. Dışarıdan para gelmiş, döndürmüşler. Şimdi, ama artık o dışarıdan gelen para. O ne adına geldi? Bunları savaşa götürmek. Osmanlı rüyalarını, boşluklarını gördüler. O boşluklarını yakaladı bunun. Yuvar gibi ve süründürüyorlar şimdi Suriye sınırında. Bu Suriye sınırından 100 yıl daha bu ülke çıkamaz. 50 yıl çıkabildin mi Kuzey Irak sınırında? Çıkamadın. Buradan da çıkamazsın. Buradan çıkamaz. Türkiye çıkamaz. Bunlar gider, bambaşka hükümetler gelir, onlar da çıkamaz. Sen gitmişsin bir ülkeyi paramparça edip kan gölüne döndürmüşsün. Bir ülkedeki bütün tarih eserleri yıkıp 3 milyon insanı dışarı atmışsın. O kadar ah girmiş be. Şu anda biz mesela Kurtuluş Savaşı'nda Balkanlardan anlatılanları hala içimizde ah değil mi? Evet. Hala konuşmuyor muyuz? Tabii. Bunlar unutur mu? Bu kadar darbe yemiş insanlar. Kaçmış ülkeleri, toprakları, anneleri, babalarını kaybetmiş bu insanlar. Savaş bitti, gene komşu olacağız. Yok ya. 50 yıl bizi oradan taciz edecekler. Her türlü de hakarete, yani ne bileyim, sinirli şey, yani haklı bir yere geldi insanlar. Bunu nasıl önleyeceksin? Sen burada bir şey çözüm bulacaksın. Sadece Türkiye'yi, Ankara'yı, ya bir de sadece sınırlarını değil. Anayasanı karıştırmış çıkamıyor. Evet. Meclisi karıştırmış çıkamıyor. Seçim yasasını karıştırmış çıkamıyor. Sayıştay'ı, Kayıştay'ı, hepsini. Hiçbir yerden, girdiği her yer. Neye dokunduysa bozdu. Ya neye dokunduysa. Bir sokaktan geçiyor, sokak bozuluyor. Bir esnafla konuşuyor, esnaf bozuluyor. Herif Hindistan'ın bilmem bilinmeyen bir vilayetine gidiyor. Bir oradan geçiyor Tayyip Bey'in uçağı. Yarın orası infilak ediyor. Böyle bir şeyle karşıyız. Bunu hani böyle bir espri olsun falan diye söylemiyorum. Bir bakın kim eliyle tutuşursa gitti. Gaddafi'yi tuttu bak ne oldu. Mursi'yi tuttu bak ne oldu. Ya her gibi dokunduğu her yere.
Türkiye'de parti bırakmadı, insan bırakmadı, kültür bırakmadı, genç bırakmadı. Bu nereye kadar? Bir sabır geliyor, doluyor yani. Gezi eylemlerine buradan bakacaksın. 10 yıldır bunu seyrettik. Patlattın, vurdun, indirdin, kırdın, yedin, içtin, yağmaladın, talanladın. Biz de seni mi seyredeceğiz? Susun, oturun, susun. Yok ya. İşte gezi eylemleri bu. İnsanlar bir yerde dolup yani yeter artık diyor yani. Yüzlerce ölüm görüyorsun. Şimdi ben Ali İsmail Korkmaz gibi insanların, gencecik çocuklar ölümünü görüyor. Evet. Ölümünü gördükçe korkusuz hale geliyorlar. Bir insan 3 kere 4 kere bunu bilmez bu adamlar. 3 kere 4 kere eyleme gelen bir insan artık onun tilakisi olur yani. Alkolik gibi müptelası olur. O eyleme gitmediği takdirde siyasal bir düşüncesi de olmasa yani bu psikopatlık benzeri bir şeydir. Sen Türkiye'yi insanın bir kere eyleme sen hazırladın. Sen antrenman yaptın, öğrettin. Artık biz Türkiye'yi cennet yap. Türkiye cennet olsun, insanlar gene eyleme gidecek. Alıştı çünkü. Evet. Çünkü vücut bunu, bu bakın 12 Eylül öncesiyle buydu. İnsanlara böyle yani sert, korkunç, adrenal sal yani moda deyimle. Bunları öğretiyorsun sen. Yüz binlerce gence bunu öğrettin. Çocuk diyor ki sabaha kadar su atıyor, çocuk kaçıyor, geçiyor. Evet, sen öğrettin. Çocuk baktı ki orada bir macera var yani. Orada bir sıkı bir şey var yani. Adrenal gibi bir şey var. Şüphesiz hepsinin kökeninde çok sert siyasal bir şey var. Ama bir de sen öğretiyorsun. Sosyal olayların önünü o yüzden keseceksin. Bu insanlar bunu öğrenmesin. Hırsızlığı öğrenmesin. Yamukluğu öğrenmesin. Çünkü tatlıdır. Hı hı. Şimdi sen hayatında hırsızlık yapmadın. Birisi de bir hırsızlık yapar. Senin cebine koyar. Ulan ne güzel dersin. Bir sessiz, iki sessiz. Bu bünye buna alışır. Türk halkının bünyesini sokaklara çıkmaya alıştırdı bunlar. Değil mi? Yani buna benzer yani. Bu büyük direnişe bir... Bu büyük direnişin içine çok da farklı da girmek zorundayız. Şimdi bunun tek önlemenin yolu da adalettir. Adalet çok değerli bir şeydir. Ne dışarıda adaleti var, içeride bir adaleti var. Bir de Müslümanım diyor. O mistik yazarlar buna 17 yaşında ne öğrettiyse, delilik öğretmiştir. Ne öğretecek? Bir boşluktan başka bir şey. O bir takım lafları işte yani bu Necip Fazıl gibi yazarların falan laflarını böyle hani bunlar büyük şey. Ya bakın büyük olmanın, yüce olmanın tek bir yolu vardır. Adil olacaksın, adalet olacaksın. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Sen kendi adamına, kendi arkadaşına, merkez sağ partilere adil davranmadın. Muhaliflere hiç davranmadın. Komşularına davranmadın. Türkiye dışındakilere davranmadın. Hiç kimseye adil davranmadın. Hukukta yoksun, hiçbir yerde adil yoksun. Sonra imparatorluk kuracaksın. Ya bütün imparatorluk bir adalete oturur ya, bir kültüre oturur. Bir hukuka oturur. Hiçbiri yok ama. Bakın dikkat edin, hiçbirinde yoklar. Bunlar hiç şansları yok. Bunlar bir de ideolojik İslam dedikleri şey bir İslam'la alakası yok. Kendileri uydurduğu bir ideolojik İslam'ı kendi vesayetlerinin içine aldılar. Kendilerine ait bir şey. Yani Osmanlı'nın diniyle de alakası yok. Ondan önceki dinle de alakası yok. Bunlar kendileri 60 yılından sonra bir ideolojik bir İslam bir şey kurmuşlar. Evet. Nihat abi, bugün programımızı kısa keseceğiz. Saat 22 itibariyle Suriye'ye bağlanacak bugün Ulusal Kanal. Son 10 dakikamız var. Bu arada seyircilerimizden gelen yoğun talepler de birleşiyor. Bu seçim hileleriyle ilgili geçtiğimiz haftalarda siz bir müjde vermiştiniz. Gelen mailler arasında en fazla da onlar soruluyor. İleride bunlar çok daha net bir şekilde anlatacağız. Çünkü bilim adamları çıkıp anlatacaklar. Onlar bir araya gelecekler. Evet, Türkiye sınır savaşı, içeride ve dışarıda sınır savaşlarıyla çok başka, çok korkunç yerlere doğru gidiyor. Tabii yani işte sandıkla geldiler, artık savaşlar da helaldir onlara galiba. Artık arkalarında da Mısır yok, İsrail yok, Amerika yok. Bu nasıl bir savaş olacak? Şöyle olacak. Koskoca bir ülke, Türk ordusu yani. Değil mi? Herkesin bir ülke yani, ne kadar olsa olsun bir ağırlığı olan bir şey. Muhatabına bakar mısın şimdi Türk ordusunun? Yani dünyadaki deli örgütü, en azgın örgütü, cümleyi tekrar edelim. Evet. Gelmiş geçmiş tarihlerin en azılı iki örgüt, El-Kaide ile PKK, Türk ordusunun karşısında ve 9 kilometre sınırda 30-40 yıl değil, 100 yıl daha seni taciz edecek ve sen savaşın içine çekecek ve yıpratacak seni. Hiçbir düzenli ordu gerili savaş karşısında mücadele veremez. Vur kaçtır bu. Bütün büyük ordularda. O yüzden 30 yıl geçmişinde Türk ordusunun Güneydoğu'da verdiği savaş kayda değer bir şeydir. Yani gerilla savaşı standartların çok üzerinde. Çok üstündedir. Ama şimdi çok daha büyük bir gerilla savaşını, değil mi? Bu üstelik sarin gazı kullanan, sarin gazı karşısında ciğer yiyen,
değil mi? İnsanlara karşı, kendi elemanlarını öldüren, kendi köylerini öldüren insanlara karşı çok kötü bir günlere doğru gidiyoruz. Ne diyelim yani? Ne diyelim? Ama bitmiyor. Eskiden dua da etmiyorum, bu dualarım da Tayyip'in ağzından çıkan laflara benzemesin diye artık onların duasında muasında demiyorum. Yani Allah'ın gücüne gitmesin. Allah hepimizi korusun ama Allah'ın da gücüne gitmesin. Bu adamların takdim ettiği ağız, konuşma, dil, o geleneksel lafların hepsinden iğrenir hale geldik. Ne bu ya? Ne böyle bir şey olur mu ya? Bütün dini imgeleri, sembolleri, duanın kendisini dahi, dua var ya dua, insanın evet, bir yakarışı, duanın kendisini dahi kirlettiler. Yani bu topraklarda saygı duyacağımız, değil mi? Bir sürü insan var, Yunus gibi, Mevlana gibi. Ağızlarını öyle bir alıyorlar ki, haşa estağfurullah, onlara bile böyle hani kalır. Ama niye dokundularsa zehirlediler, kirlettiler. Ve bu toprağa yani çok çok yani şu toprağın üstüne bana söyle, bak samimi söylüyorum ve hiç abartı yapmıyorum. Bu toprağın üstüne 20 tane atom bombası düşseydi bu kadar büyük zarar vermezdi. Bak ciddi söylüyorum. Evet, evet, bu tarihte Japonya 7-2 tane atom bombası Nagasaki, Hiroşima'ya 200 bin 100 bin ölüyü verdi. O kadar da sakat bıraktı. Dimdik de ayağa kalktı. Ama burada çürüyen ahlaktır. Burada çürüyen insanlıktır. Burada çürüyen Müslüman değerleri böyle bir kullanıyorlar ki Müslüman değerleri sülfürik asite, zehire, gaz bombalarından beter bir hale getiriyorlar. Müslüman değerlerin içinde her türlü kalleşlik, hukuku iptal ediyor. Adaleti yok sayıyor. Bütün bunları da Müslümanlık güya adına yaparak atom bombasından daha tehlikeli bir şeyin altındayız. Yani insan Tayyip Erdoğan'ın hükümeti mi 10 tane atom bombası mı desen neredeyse 10 atom bombasını tercih edecek hale geliyoruz. Çünkü kirliliği çok büyük. Nüfuz ediyor herkese. 5 yaşındaki herkese. Evet. Nihat abi bu hafta Balyoz devam ediyor Yargıtay'da. Pazar, önümüzdeki pazartesi İzmir'de ünlü casusluk davası var. Onu yerinde izlemeye gayret edeceğim. 5 Ağustos. Yine Türkiye'de tarihi bir gün. 5 Ağustos'la ilgili de çeşitli gönüllü kuruluşlarında ciddi çalışmaları var. 5 Ağustos'ta inşallah bizde, ben de Silivri'de olacağım. Bir 5 Ağustos'la ilgili mesajlarımızı hayırlısı olsun. İnşallah güzel olur. Ne kadar güvenmiyorsak da umutsuzsak da yine de güzel şeyler istiyor insan. Bir umuttur bekliyoruz yani bu kadar. Yani. Ama Balyoz davası içtihat gibi oldu bu özel yetkili mahkemelerle ilgili. Hafta içerisinde hukukçularla, avukatlarla sohbetimde Balyoz davasındaki orada Ergenekon'da da avukatlık yapanlar var. Kaldı ki sıkı yönetim döneminde Ali Fahir Kayacan gibi 12 Eylül sıkı yönetim döneminde savcılık ve hakimlik yapmış tecrübeli bir hukukçuya sordum ne olur diye. Dedi ki yani Balyoz'da ne olursa onda da olacak. Hatta dedi yani en ağır cezalar. Bir de yani müebbetten yargılanıp tutuksuz yargılananlar var. Korkarım dedi. O gün kapıları kapatıp orada onları da tutuklayabilirler gibi bir tabii, her şey düşüncesi var. Allah korusun. Ama Ağustos ayı sıcak. Zor geçecek. Evet zor geçecek ama oradaki hukuksuzluğa karşı da baş kaldırmak için oradaki masum insanlara da destek için orada olmanın olmakta bir insanlık görevi, vatandaşlık ve yurttaşlık görevi diye düşünüyorum. Evet. Vallahi bir insan olsa yani hacı, hoca, Diyanet İşleri Başkanı, bir alim ama kültürlü bir insan olmasını isterim. Tarihçi de olmasını isterim. Bir cümle soracağım ona. Ya bu kadar okudunuz tarihte. Böyle bir zulüm gördünüz mü? Hani Abdülhamit'i çok eleştiriyorduk biz ama Tayyip'e kadar. Evet. Abdülhamit'in şüphesiz sansürlerini, gaddarlıklarını çok gördük. Ama samimi söylüyorum çok hafif kalıyor. Çok hafif kalıyor. Evet. Bak ciddi söylüyorum. Gelsin şuraya otursun ve söylesin bana. Desin ki şu Deli İbrahim yaptı desin. Şu yaptı desin. Bu kadar vahşet. Ve modern hukuk içinde ve bütün dünya görürken bile bunu yapıyor. Akıl almaz bir dehşet engiz. Gerçeküstü bir manyaklığın içine düştük. Allah hepimizi korusun. Kavga edeceğiz tabii. Böyle korusun deyip beklemeyeceğiz. Evet. Gidene kadar. Neyse. Allah ne güç verdiyse biz de buradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Hiç şüphesiz. Değerli seyirciler, bu hafta bize ayrılan süre sona erdi. Ver Yansınlar hemen sonra Suriye ile ilgili bir yayınımız var. Ulusal'dan ayrılmayın diyelim ve mutlu akşamlar diyelim. Sonsuz yine Nihat Genç'ti. Saygılar sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Efendim mutlu akşamlar. Sağ olun.